Küpe FM'den herkese bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Bu dakikada bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Konuğumuz Serap Taş Rumeli Üniversitesi Uçuş Okulu Genel Müdürü ve Rumeli SEM Müdürü. Serap Hanım günaydın, hoş günaydın, geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, merhabalar. Sizin iki göreviniz var resmi olarak üniversitede. Uçuş Okulu'nu biliyorum ama Rumeli SEM nedir? Sürekli eğitim merkezi. Yani her yaştan, her eğitim seviyesindeki kişilere eğitim verdiğimiz bir birim. Hı hı. Tabii burada önceliğimiz kendi öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin mesleki anlamda, kişisel anlamda donanımlarını arttırmak üzere ve spesifik anlamda uzmanlaşmalarını sağlamak üzere onlara özel eğitimler veriyoruz ve bunları belgelendiriyoruz. Ama tabii ki üniversite olarak bizim bir görevimiz de topluma katkı sağlamak. Bu nedenle de toplumda her yaş grubundan söylediğim gibi her cinsiyetten herkese belirli eğitimler verip katkı sunmaya çalışıyoruz. Çok güzelmiş. Bu ileriki günlerde sadece bu konuyu konuştuğumuz bir program yapmaya ne dersiniz? Çok memnun olurum. Çok güzel bir konu. Sadece bunu konuşalım ama bugün biraz genel olarak üniversiteden söz etmek istiyorum. Çünkü Rumeli Üniversitesi bölgemizin ilk ve tek vakıf üniversitesi ve 6. yaşını kutluyor bu yıl. Rumeli'de 6 yılda neler oldu, nasıl başladı, nasıl bugünlere geldi, ne değişti? Aslında Rumeli'de değişen çok şey oldu. Tabii bunlar hep güzel gelişmelerdi. Rumeli Üniversitesi biliyorsunuz çok 35 yıl önce bir matematik öğretmeninin hayaliyle tohumları atılmış diyorum ben bir üniversite. Sonrasında eğitime adanmış bir ömür ve 23 Nisan 2015'te üniversite kurulmuş. Ve bugün 6. yılımızdayız. Neler değişti? Öncelikle tabii ki yeni bölümlerimiz açıldı. Lisans, yüksek lisans, bu yıl doktora programımızı da açtık. Yerleşkelerimiz çoğaldı. Farklı yerleşkelerimiz var artık. Eğitimde uygulama ağırlıklı eğitimler çoğaldı. Tabii ki üniversitemizin donanımları arttı. Uygulama laboratuvarlarımız, uygulama alanlarımız, sosyal alanlarımız ve aynı zamanda öğrencilerimize sunduğumuz fırsatlar arttı. İşte nedir bunlar? Bir Blue Card avantajı var. Öğrencilerimiz mezun olduğunda direkt olarak Avrupa'da oturma ve çalışma iznine sahip olabiliyorlar. Çok güzel. Bunun dışında kariyer İngilizcesi, mesleki İngilizce eğitimlerimiz var. Bu da öğrencinin okuduğu bölüme istinaden normalde aldığı İngilizce derslerinin yanında tamamen kariyer İngilizcesi, yani meslek odaklı bir İngilizce, ki bu çok önemli. Yine isteğe bağlı İngilizce programlarımız var, artık hazırlık okuyabiliyorlar isteyen öğrencilerimiz. Çift ana dal, yan dal hakları var. Bu da çok büyük bir fırsat. Ve bence yine benim için çok kıymetli, öğrencilerimiz için de öyle olduğuna inanıyorum. Rumeli SEM Uçuş Okulu'nda öğrencilerimiz lisans, ön lisans okurken eş zamanlı bu akademiye devam edebiliyorlar. Tüm eğitimler onların ders programına göre ayarlanıyor ve okudukları esnada eş zamanlı pilot okuluna devam ettikleri için başarılı oldukları takdirde mezun olurken diplomalarının yanında pilot lisansına da sahip olma şansları var. Çok güzel bir fırsat bu. Söylediğiniz her bir cümle beni daha çok heyecanlandırıyor ve daha çok mutlu ediyor. Bunun birçok sebebi var. İnsan kendisinin de bu bölgede bu eğitim hizmetini veren bu kuruma ait hissediyor. Bizim radyomuzda da sizin üniversiteniz bünyesinde eğitimlerine devam eden genç öğrenci arkadaşlarımız stajyer olarak çalışıyorlar. Evet. Her yıl akademik açılış yılında o törenleri izliyorum. Burada üniversitemizden çeşitli konukları misafir edip sohbet ederken inanın ki bunun bir parçası olmak, bunlara tanık olmak ve bunları aktarmak da ayrı bir heyecan. Az önce dediniz ki yeni yerleşkelerimiz var diye. Biz merkez kampüsü olarak Silivri'dekini biliyoruz. Bu yeni yerleşkelerinizi bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim değerli sözleriniz için. Şimdi biz şu an itibariyle ana yerleşkemiz Silivri Mehmet Balcı. Çatalca'da Fikriye Balcı yerleşkemiz var ki 45 bin dikili ağacı olan çok büyük bir kampüs.
ve ileride tıp fakültesi ve hukuk fakültesi açtığımızda da şu an çalışmaları devam ediyor. Orada olmasını planlıyoruz. Bunun dışında Bostancı'da spor bilimleri fakültemizin yer aldığı Bostancı Uygulama ve Araştırma yerleşkemiz var. Ki tamamen tüm spor alanlarının içinde olduğu ve öğrencilerin her spor dalında tamamen uygulama yapabildikleri ve çok değerli bir kampüs. Bir diğer kampüsümüz çok heyecanlandırıyor beni. Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkemiz. Hasköy'de tam Haliç'in kıyısında. Tarihle iç içe, sanki geçmişle geleceğin buluşma noktası gibi. Orası bir Rumeli sokağı adeta. Çünkü bir sokağın içinde birden fazla yerleşke var. Kütüphanelerimiz, laboratuvarlarımız, araştırma merkezlerimiz, dersliklerimiz gibi. Burada da bu sene bazı bölümlerimiz orada. İşletme, havacılık yönetimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikoloji, İngilizce psikoloji, beslenme, diyetetik, radyo, televizyon, sinema, gastronomi ve mutfak sanatları orada eğitim görecekler. Şimdi Haliç tabii çok değerli bir yer. Çünkü hem meslek gruplarına göre, bu bölümlere göre sektörün tam içinde aslında. Öğrencilerin her an ulaşabileceği işleriyle ilgili alanlara, evet, ve sosyalleşebilecekleri bir alan. Bununla birlikte araştırma merkezlerimizin sayısı artıyor. Bu çok kıymetli üniversitelerde. Çünkü araştırma merkezinin de en önemli özelliği yine biz uygulamaya çok değer veren bir üniversite olduğumuz için çocuklar sadece eğitim almak değil de biz onlara deneyim sunuyoruz. Deneyim kazanmak bence çok kıymetli. Evet, bir konuyu görerek, yaparak, yaşayarak öğrenmek en kıymetli, evet, şekli. Peki bütün bu anlattıklarınızdan bende şöyle bir his oluşuyor. Rumelili olmak ayrıcalıklı bir durummuş hissi oluşuyor. Evet. Ne diyorsunuz? Nedir Rumelili olmanın ayrıcalıkları? Rumeli olmanın tabii ayrıcalıkları saymakla bitmez şimdi ben de. Ama biraz önce de söz ettiğim gibi çok kısaca anlatmak gerekirse, öncelikle Rumeli Üniversitesi'nde bir samimiyet var. Bence bu çok kıymetli. Rumeli Üniversitesi öğrencileri her zaman akademisyenlerle ve tüm idari personelle ulaşılabilir bir kadroyuz biz. Çünkü biz öğrencinin hem eğitim hayatı süresince hem mezuniyetinde ve sonrasında yanlarındayız. Yani Rumelili olmak demek artık hayat boyu bu kimliği taşımak, bu ailenin bir parçası olmak ve aslında arkada birçok insanın olması demek. Güven verici bir şey. Nedir Rumelili olmanın ayrıcalığı? Birden fazla yerleşke imkanları var. Şimdi öğrenciler bazen o yerleşke mi bu yerleşke mi diyor ama burada unutulmaması gereken şey şu. Her öğrencimiz dersini nerede alırsa alsın tüm bu yerleşkelerden faydalanma şansına sahip. Sosyal alanlarından, imkanlarından, kütüphanelerden. Bu çok büyük bir fırsat çünkü öğrencinin hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz biz. Yani gençlerin biraz daha aktif olup hayatın içine karışmaları, bir yerden başka bir yere gitmeleri ve bundan heyecan duyup kendilerine katkı sağlamaları çok değerli. Biz öğrencilerimize proje yapma şansı veriyoruz çok büyük anlamda. Geçtiğimiz günlerde de bir öğrenci kongresi yaptık. Bu kongrede tamamen öğrenciler kendi projelerini sundular. Amaç burada şu, yine söylediğim gibi gençlerin üretken olması, onları üretmeye yöneltmemiz ve çok değerli, yaptıkları her şey bizim için çok kıymetli. Yaptıklarını herkese duyurmak istiyoruz ve çok sayıda sosyal sorumluluk projesi üretmelerini istiyoruz. Böyle olunca da hem sosyal çevre anlamında hem iletişim anlamında kişisel gelişimlerini tamamlamış oluyorlar. Öte yandan da bugün üniversite mezunu olduğunuzda tek başına bir diplomayla çok da önde değilsiniz. Fakat kendinizi ne kadar geliştirirseniz, ne kadar proje ürettiyseniz, hani şu iş başvurularında tecrübeli personel eleman aranıyor ifadesi var ya, işte yeni mezun öğrencilerin de aslında tecrübeleri bunlar. Üniversite hayatı boyunca yaptığı projeler, öğrenci kulüpleri, oradaki aktiviteleri. Biz de öğrencilerimizi bunlara yönlendiriyoruz. 33 öğrenci kulübümüz var. Bu da çok kıymetli bir şey. Burada da amaç yine Rumelili her öğrencinin eğitim hayatının yanında ilgilendiği, kendini geliştirebildiği,
bir şeyler üretebildiği ve toplumun içinde yer aldığı fırsatlar sunmak istiyoruz. Yine söylediğim gibi kariyer İngilizcesi çok önemli. İngilizce psikoloji programımız dışında eğitim dilimiz Türkçe. Bu da şöyle değerli, okuduğu alanı bilimsel anlamda daha iyi anlayıp hem mesleğine daha hakim oluyor, bir yandan da iyi bir İngilizce ile yabancı dilini de geliştirmiş oluyor. Bunların hepsi kıymetli fırsatlar. Peki bu anlattıklarınız, geride bıraktığımız bu 1,5 yıllık pandemi sürecinde nasıl oldu? Pandemi döneminde siz neler yaşadınız? Uzaktan eğitim verdiniz. Evet. Bu süreç nasıl geçti? Bizim için süreç öğrencilerimiz anlamında, yani uzaktan eğitim açıklandığı andan itibaren, biz cuma günü açıklandı ve biz pazartesi günü uzaktan eğitime geçtik. Eğitime hiç ara vermedik. Çünkü bizim temel ilkelerimizden biri sürdürülebilir eğitim. Eğitimin her koşulda devam etmesi gerekiyor. Ve dünyada da böyle zaten. Biz hemen geçtik çünkü bizim zaten uzaktan eğitim programlarımız vardı lisansüstü eğitimde ve altyapı sistemimiz buna çok müsaitti. Tüm programlarımızı çok hızlı bir şekilde entegre ettik. Tüm akademisyenlerimiz ve tüm kadromuz 2 gün boyunca çok emek sarf ettiler ve hemen uzaktan eğitime geçtik. Tabii ki uzaktan eğitim sürecinde biz en başarılı üniversiteler arasında yer aldık. Döküman sayımız, derslerimiz, katılımlar, ödevler, sınavlar, her şey çok güzeldi. Bununla birlikte biz geçtiğimiz dönem hibrit eğitim yaptık. Çünkü başta söylemiştim, uygulama eğitimleri çok önemli. Hı hı. Bizim de Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz var ve çok sayıda sağlık programımız var. Yine Meslek Yüksekokulu'nda uygulaması olması gereken programlar. Mühendislik Fakültesi'nde yine keza öyle. Uygulamalarını da yaptık. Şöyle bir fırsat sunduk öğrencilerimize. Normalde bir dönemde örnek veriyorum 30 saat uygulamaları varsa, bunları haftalara bölmedik, topladık o 30 saati bir hafta içinde öğrencileri sayılara bölerek sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde öğrencilerimizi çağırdık, davet ettik. İsteğe bağlı ama tüm öğrencilerimiz katılım sağladı. Bu da çok güzeldi. Onlara da teşekkür edelim buradan. Uygulama derslerini yine yüz yüze devam ettik. Uygulamalı derslerin gerçekten de önemini bir kez daha vurgulamış oldunuz. Peki gençler geçtiğimiz günlerde sınava girdiler. Var. Evet. Önümüzdeki günlerde belki de hayatlarının bundan sonraki dönemlerini etkileyecek, tüm yaşantılarını etkileyecek bir tercih yapacaklar. Meslek evet. seçerken gençlerin nelere dikkat etmesini önerirsiniz? Bu soru için teşekkür ediyorum. Şimdi gençler tabii çok bu hayatlarının önemli bir dönemeci, evet. Burada en önemli şey önce kendilerini tanımaları ve ne istediklerini bilmeleri. Tabii burada ailelere de çok büyük işler düşüyor. Kendi hayallerini gerçekleştirmek üzere değil de çocukları iyi tanıyarak, onların ne istediğine bakarak yönlendirme yapmaları çok önemli. Ama özellikle gençlere tavsiyem şu, seçmek istedikleri mesleği tanımıyorlar genelde. Gördükleri, dışarıdan görünen çekli ya da kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Bu değil. Önce ben kimim, neyim, ne istiyorum, nasıl bir hayat istiyorum, nasıl bir ortamda çalışmak istiyorum, masa başı bir iş mi beni mutlu eder, nasıl bir hayat kurmak istiyorum, bunların tamamı bir bütün. Bunları belirlemeleri çok önemli. Sonrasında da mesleğin gerçekte ne iş yaptığı, hangi şartlara sahip olduğunu bilmeleri de çok önemli. Ve şunu da eklemek istiyorum. Üniversiteden mezun olup, şimdi çok fazla vaatler duyuyoruz. Yönetici olursun, öyle olursun, böyle olursun. Gerçek dünya öyle değil. Bir yerlerden başlayıp çalışmadan, tecrübe etmeden, başarılara imza atmadan yönetici olmak çok da mümkün değil. Aynı zamanda yine vaatler duyuyorum ben. Biz size şunu yaparız, bunu yaparız. Biz diyoruz ki, biz sizin gelişiminiz için katkı sağlayacak her programı, her şeyi sunarız. En iyi eğitimi veririz. Ama gerçekte ne olacakları, hangi pozisyonlarda olacakları gençlerin kendi elinde. Çünkü bir noktadan sonra ne yaparsak yapalım, öğrenci buna
müsait değilse, ilgili değilse, çalışmıyorsa, hevesi yoksa o noktada tıkanır. O yüzden önce kendilerini iyi tanısınlar ve meslekleri mutlaka araştırsınlar. Bununla birlikte bizim tüm yerleşkelerimiz şu an öğrencilerimize, açık aday öğrencilere ve tüm gençlere sormak istediklerim meslekler, tercih döneminde ne yapmaları gerekiyor. Hepsi için bize ulaşabilirler yerleşkelere gelerek. Ayrıca yine online rehberlik sistemimiz var. Web sitemize girip oradan randevu alıp tercih uzmanlarımızla, rehberlik uzmanlarımızla da görüşebilirler. Son birkaç dakikamız kaldı. Gençlere meslek seçerken dikkat etmeleri gereken konularla ilgili çok temel böyle hap gibi bilgiler verdiniz ama sadece meslek seçmekle, doğru meslek seçmekle kalmıyor. Doğru üniversiteyi seçmek de çok önemli. Evet. Peki üniversite seçerken nelere dikkat etmeliler? Üniversite seçerken öncelikle üniversitenin sosyal alanları, etkinlikleri, faaliyetler, bilimsel ve sosyal faaliyetler, akademik kadro, gelecekten beklentileriyle üniversitenin vizyonu, misyonu ne kadar uyumlu, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Benim naçizane tavsiyem mutlaka seçmek istedikleri üniversiteye gidip bir baksınlar. Orada birileriyle temas kurup diyalog haline geçsinler. Çünkü bazen dışarıdan gördüğümüz şeyler bize çok iyi gelirken sonrasında bizi mutsuz edebiliyor. Oradaki diyaloglar ve kimlerle birlikte olacakları çok kıymetli. Mutlaka gitmeye çalışsınlar. Artık biliyorsunuz çok dijitalleştik. Her şeyi internetten görebiliyorlar. Ama bazen gerçekle o internetten gördüğümüz şeyler de çok örtüşmeyebilir. Mümkün mertebe ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Ama bir üniversitenin öğrenciye sunduğu ekstra fırsatlar, çift anadal, yan dal, sertifika programları, yabancı dil eğitimi, sosyal olanakları ve öğrenciyi ne kadar sosyal hayata kattığı ve tabii ki mutlaka eğitim anlamında da program sayısı, çeşitliliği ve akademik kadrosu değerli. Peki, sohbetin sonunda böyle küçük bir oyun oynayalım. Rumeli'yi evet. Tek kelimeyle ifade etmenizi istesem bana ne söylersiniz? Aslında çok farklı kelimeler kullanabilirim ama bence çok değerli samimiyet olarak ifade edebilirim. Ben de sizin bu söylediğinize katılabilirim. Dediğim gibi hem yaptığımız iş dolayısıyla hem de çeşitli sebeplerle birçok insandan, birçok meslek grubundan daha fazla iletişim ve gözleme şansına sahip olduğum için evet. Katılıyorum size. Serap Daş konuğumuzdu bugün. Rumeli Üniversitesi Uçuş Okulu Genel Müdürü ve Rumeli Sen Müdürü. Serap Hanım, sohbetiniz için, yayınımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm gençlere tekrar başarılar diliyorum. Her şey istedikleri gibi olsun. Yolları açık olsun. Söylediğim gibi biz her konuda her zaman yanlarındayız. Bize ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Sohbetimizi böylelikle noktalıyoruz. Küpe FM'de en iyi müzik devam edecek. Biraz sonra saat başında haber bülteninde günün gelişmelerini dinleyebileceksiniz. Görüşünceye kadar hoşçakalın.